Motonet'ten merhaba. Bu bölümün konuğu Renault Kangoo. 2000 model Kangoo serisinin birinci nesli. 97 ile 2003 arası birinci neslidir. Daha sonra vakyajlandı. Bu araç böyle çok amaçlı kullanabileceğiniz, parça maliyetinin, yürütme maliyetlerinin düşük olduğu, eğer işiniz araçla ise veyahut da hani hafta içi işinizi, hafta sonu da ailenizle işte parka gidebileceğiniz, efendim pikniğe gidebileceğiniz, çok fonksiyonel olarak kullanabilecek aslında bir araç Renault Kangoo. Şimdi araç 1.4, bunların 1.9'u var o dönemde, daha sonrası 1.5, mesela en çok kullanılan da 1.5 dizelidir. Şimdi teknik olarak baktığımızda aracın boyu 4 metre. Aksanası uzun, boyutlarına göre uzun sayılır, 2 metre 60 santim. Genişliği 1.63, 1.065 kilo bir ağırlığı var, yüksekliği ise 1.83 denilebilir. Tasarım olarak ilk baktığımda benim mesela şu farlara baktığımda Renault Twingo'yu hatırlattı bu far grubu. Ondan sonra RNA paket, yani bu boş paket denilebilir. Sis farımız yok. Tamponlarımız siyah renkte. Jantlarımız bunlar böyle 165, 70, 14 ile 175'e 65, 14 kombinasyonu da oluyor. Aynı zamanda bu araç hususi geçiyor. O dönemde bu RNA'ların çoğu bu şekilde. Hususi, yalnız burada bir sürgülü kapımız yok. Diğer tarafta var. Aynaların büyüklükleri falan iyi aslında, aracın boyutuna göre iyi. Bagajına doğru geldiğimizde şu anda bagaj biraz dolu. Tabii diğer paketlerde mesela yana açılıyor. Bunda böyle yukarı doğru kaldırılıyor. 600 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi var açıkçası. Aracın bagajını şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Burası böyle 600 litrenin biraz üzerinde gibi. Koltuklarda yattığında bu alan çok daha büyüyor. Şu stoplar böyle dik olarak yerleştirilmiş. Bu da buradaki indirmeyi paylaştırmış. Tabii şurada bir tüp var. LPG tankı var. Şurada plastik kaplama. Ama aracı kapatırken herhangi bir ıslamak bırakılmamış. Sadece şuraya bir boşluk var. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Tabii iyi tarafı, benim sevdiğim tarafı aracın yerden yüksek olması. Onunla tarlaya da gidebilirsiniz. Efendim araziye de çıkabilirsiniz. Şehir içinde parkla ilgili bir durum olduğunda boyutla itibariyle çok parkla ilgili bir sorunuz olmaz. Ama bir yüksek tümsekten çıkıp aracı herhangi bir şekilde bırakabilirsiniz. Altın yüksek olmasını ben beğeniyorum. 2000-2001'li yıllarda o zaman sıfır olarak alınan 1.9'unu kullanmıştım. Sürgülü kapı dedik. Şu koltuklar yatırılabiliyor. Buradaki bagaj hacmi çok daha artırılabiliyor. Şöyle geçtiğimde, yani buradaki diz mesafesi iyi. Boyutlarına göre çok iyi. Artı zaten başla ilgili sıkıntısı yok. Tavan yüksek aracın. Ağırlıklı siyah böyle sert plastikler var. Ama genel olarak burası ferah denilebilir. Şurada şaft tüneli yüksek. Neden şaft tüneli yüksek? Bu kasanın aynı zamanda 4x4'leri de var arkadaşlar. Şurada bir ortada aydınlatma söz konusu. Bu perdeler muhtemelen sonradan yapılmıştır. Fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz bir araç Renault Kangoo. Şimdi aracın ön tarafına, kabine geçtiğimizde, kokpite baktığımızda saç kaplamalar, yani bu kapının üzerine şu sert plastikler falan, komponentler bu şekilde konmuş. Şurada bardaklık ve eşya gözü burada mevcut. Camlarımız manuel. Şurası ön konsol böyle raf şeklinde tasarlanmış. Şurada bir torpido, ufak da olsa yine burada bir boşluk var. Hemen şurada yine bir boşluk, şurada bir çakmaklık ve küllüğümüz mevcut. Araç önden çekişli, 5 ileri manuel şanzımana sahip. Şuradan kapılarımızı kilitleyebiliyoruz. Hidrolik direksiyon, 1 adet airbag'imiz var. Gösterge tablosu da, şöyle alayım. Gösterge tablosu da. Devir saati yok. Yakıt, hararet ve kilometre gösterge tablosunda bunlar mevcut. Aynalarımız, dikiz aynalarımız manuel olarak ayarlanıyor. Hemen şuraya bir tutamak, iniş biniş de kolaylık olsun diye bir tutamak bırakılmış. Bu tutamak burada iniş binişlerde kolaylık sağlıyor ama o dönemde engelli bireyler tarafından da bu araç çok tercih edildi. Edilme sebeplerinden biri bagaj hacminin iyi olması, yani tekerlekli sandalye olursa. Bir de iniş binişin yüksek olduğundan dolayı iniş binişin kolay olmasıydı. Şimdi bir sürüş yapalım. Yürüyüşle arabanın mekaniğiyle ilgili kısa bilgiler verelim.
özellikle görüş açıları arkadaşlar çok iyi. İşte arka tarafta arkadaşımız şeye gidecek, eve gidecekti. O yüzden soba falan var, belki oradan metal sesleri gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Görüş açılarına baktığımızda görüş açı anlamında sıkıntısı yok. Araba yerden yüksek, biraz böyle crossover'la kamyonet kullanıyormuşsunuz gibi bir his var. Yerden yüksek bir araç. Direksiyonu hidrolik. Hidrolik direksiyon böyle hassas şey değil. Yani hassas dediğim yumuşak. Ama çok net değil. Geri bildirimleri çok büyük beklentimiz yok zaten. Aynaların büyüklükleri iyi arkadaşlar. O yüzden park anlamında, geri görüş anlamında bir sıkıntısı yok. Şurada direksiyonun hemen sağ tarafında Renault grubunun olmazsa olmazı diye dediğimiz, alıştığımız ses sistemi hemen şurada. Hemen bu şeyin ön koltuğunun şu sol tarafında far ayarı, far açı kapaman ve rezistansımız var. Camlarımız dediğim gibi manuel. Güneşliklerimizde herhangi bir, bu tarafta aynı yok, şu tarafta, yolcu tarafta aynı mevcut. Şurada aslında bir aydınlatma olsaymış iyi olurmuş. Şimdi araç 1.4 75 beygirlik Renault Clio'dan da bildiğimiz atmosferik bir motor. 75 beygir, 114 Nm'de torku var. Bu aracı yürütmekle herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu motor bir şekilde bu araçla, şeyle, bu kasayla başa çıkabiliyor. Yüklü bile olsanız rahat yürüyebilirsiniz ama beklentiyi yüksek tutmayacaksınız. Bu aracın fabrika verilerine göre sıfırdan yücesi zaten 15 saniye. Bu hani ne kadar söylemek mantıklı ben bilemiyorum ama maksimum azami hızı ise 155 km. Amortisör sistemi çok sert değil. Hatta yumuşak, böyle hafif virajlara böyle düşük hızla bile girseniz böyle hafiften böyle yana yakmalar söz konusu. Hani şeyi çok girmek istemiyorum arkadaşlar. Yol tutuşu şöyleydi. Efendim performansı da öyleydi. Ses yalıtımı şöyleydi. Onlar çok girmeyeceğim. Çok hani böyle beklentimiz olmayacak zaten. Ama özellikle biraz önce söylediğim gibi hani şehir içinde işiniz varsa çok rahat kullanabilirsiniz. İç hacmi geniş. İster uzun yola gidin, ister dağ bayıra, pikniğe gidin fark etmez. İsterseniz tarlada kullanın bu aracı. Dayanıklıdır, sağlamdır. Yürütme maliyetleri bu araçların düşüktür. Bu 1.4 motor biraz böyle ne derler, hararet yapmaya biraz meyillidir. İkinci elde alırsanız mutlaka böyle bir motorunu falan kontrol ettirin. Artı o dönemde Clio motoru bunlar. Clio'dan devşirilmiş motorlar. Onlarda da böyle hararet sorunları vardı. Ve bizim iki defa o zaman başımıza gelmişti. İkisinde de, iki Clio'da da daha sonrası, hararet sonrası motor bloğunda çatlak söz konusu olmuştu. O yüzden ikinci el 1.4 bir kamga alacaksanız mutlaka dikkat edin derim arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, performans anlamında da, çekiş anlamında da bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim. Hatta bu yerden yüksek ve şu oturuş pozisyonu da yüksek. Koltuğunuzu şey olarak ayarlayamıyorsunuz. Yükseklik ayarı yok ama pozisyon olarak yüksek bir oturma pozisyonuna sahip bu araç. Crossover denilebilir. Siz yüksekten görüyorsunuz yolda. Yani bir de hususi bu araç. Tercih edilebilir. Uygun fiyata düzgün bir kamga bulursanız. Ki bunların 1.5'leri çok daha tutuldu arkadaşlar. Çok verimli, çok dayanıklı bir motordu. Artı bu araç LPG'li. Fabrika verisi benzinde 7.5'larda falan diye geliyor ama ortalama bu araç bu ağırlığıyla birlikte LPG için söylüyorum. 9.5-10 civarı 100 km'leri LPG tüketirsiniz. Onu da bugünkü veya izlediğiniz zaman ne zaman izlerseniz o zamanki LPG birim fiyatıyla çarptığınızda onu hesaplarsınız. Çünkü fiyatlar güncel durmuyor, sürekli artıyor. 9.5-10 litre civarında LPG tüketirsiniz bu araçta. Dediğim gibi çok fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz, işinizi her türlü görebilecek. Ki bunlar biraz böyle hani şeydir,
kamyonetvari bir yapısı olduğundan bunların altyapısı falan sağlamdır. Bir otomobil gibi değildir altyapıları. Çünkü yük taşımak için üretilmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam 500 kiloya kadar bir taşıma kapasitesi de var bu aracın. O yüzden yüreğine bir altyapısı sağlamdır bu araçların. Çok sorun, çok sıkıntı çıkartmaz. Toparladığında da yürüyor arkadaşlar. Tüm takipçilerime sevgiler, selamlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.